Salih Rıfkı Atay'ın İstanbul'da doğduğunu, İstanbul Darülfünun Edebiyat bölümünü bitirdiğini, milli edebiyat dönemini yansıtan eserler verdiğini, Cumhuriyet dönemi basın yayın hayatının en önemli gazetecilerinden biri olduğunu, ömrü boyunca gazetecilik yapıp siyasetle ilgilendiğini, Birinci Dünya Savaşı yıllarında subay olarak Suriye cephesinde bulunduğunu, Suriye ve Filistin cephelerinde yaşadıklarını, Ateş ve Güneş ile Zeytin Dağı adlı eserlerinde anlattığını, milli mücadeleyi destekleyenlerin yargılandığı Damat Ferit Paşa tarafından kurulan mahkemede idamla yargılandığını ve beraat ettiğini, Kurtuluş Savaşı bittikten sonra savaşın yıkıntılarını gözlemlemek üzere Tetkiki Mezalim heyetine katıldığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca Bolu ve Ankara'dan 27 yıl boyunca milletvekili olarak hizmet ettiğini, Atatürk ile İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasından sonra tanıştığını, yazılarında Atatürk devrimlerini ama özellikle harf devrimini sıkça vurguladığını, Türk alfabesinin hazırlanmasında görev aldığını, Atatürk hakkında Atatürk'ün bana anlattıkları, Çankaya ve Atatürk Neydi adlı anı türlerinde kitapları yayımladığını, Kemalizm ideolojisinin mimarlarından olduğunu, Suriye, Filistin, Brezilya, İngiltere, Hindistan'ı gezip anlattığını, gezi edebiyatımızın gelişmesinde önemli katkılarının olduğunu biliyor muydunuz? Mustafa Kemal, büyük harbe girmeye karşı idi. Kafa ve sanat adamı olduğu için. Mustafa Kemal, Kurtuluş Harbi'ni bırakma fikrinde asla bulunmadı. Vatan adamı olduğu için. Zeytin Dağı, Salih Rıfkı Atay.